Arkadaşlar, bu video ne kadar bir saç videosu olsa da yediğim yemeği göstererek başlamak istiyorum. Pide aldım ama iki porsiyon, yani iki tane en sevdiğim cheat meal olan pide. Kuşbaşı kaşarlı pide aldım. Birazdan onu yiyeceğim. Bak. Videonun şansını görüyor musunuz? Pidelerin hazır diyor bana. Bak, videoyu başlattım, pidelerim hazırlandı. Hadi gidip pideleri alıp gelelim bakalım. Yanlış, şekersiz kol olmadan olmaz. Bunlar benim büyük ihtimal. Kral, bunlar 34 mü? Kardeşim, bunun ikisi de 34 mü? Hayır. O zaman bunu sana mı veriyorum? Hayır. Tamam, eyvallah. Bak, şekersiz kol olmadan olmaz. Bu birincisi yalnız. Bu birincisi, bir tane daha var, onu da gidip alalım. Çocuk bana diyor ki, bunları hepsini sen mi yiyeceksin? Yok diyorum, yarısını ruh ikizim yiyecek. Şu an burada değil de ben onu burada hissediyorum. Öyle bir şey demedim tabii ki de ben yiyeceğim tabii dedim, gömeceğim hepsini şimdi. Çok da büyük yalnız ha. Sonra saç videosuna geçelim. Bu bir cheat meal videosu değil, bekleyin birazdan saç videosuna, saç konusuna geçeceğim. Ama bunu da bir yiyeyim de bir önce. Arkadaşlar, önce sporumu yapıyorum. Ardından güzel bir duşumu alacağım. Duş aldıktan sonra sizi duş alırken de çekmeyi düşünüyorum. Ben nasıl çekeceğimi bilmiyorum ama bir şekilde göstermem lazım duş aldığımı, saçlarımı ıslattığımı. Sonra saçlarımı nasıl bu şekle sokuyorum, saçlarım nasıl bu şekle geliyor, saçlarıma nasıl bir bakım yapıyorum onu göstereceğim. Siz ne kadar inanmak istemeseniz de ben saçıma bir şey yapmıyorum. Ama bugün duş alacağım. Yani sürdüğüm tek bir krem var ve şampuanımı göstereceğim. Şampuanım zaten düzenli kullandığım bir şampuan değil. Öyle rastgele bir aldığım bir şampuan, yani en büyük hangisi onu alıyorum ben. Bir daha sürekli değiştirmemek için. Çünkü günde 2 defa antrenman yaptığım için 2 defa duş alıyorum. Bazen uyumadan önce de alıyorum rahat rahat uyumak için. Dolayısıyla en büyük şampuanı alıyorum. Antrenman yapayım. Ondan sonra duş alacağım. Duş aldıktan sonra size saçımı nasıl bu şekle soktuğumu göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi antrenmanım bitti ama hala suyum var. Yani suyum kalacak kadar fazla içtim. Her canım su istediğinde su içtim. Bundan yaklaşık 5 tane falan bitirdim. Bu da sonuncusu. Bunu artık içeyim. Antrenmanım da bitti. Yaklaşık 2 saat antrenman yaptım bugün. Bana sürekli sorduğunuz bir soru var. Abi saçlarını ne sürüyorsun? Abi saçlarına nasıl bakıyorsun? Şimdi duşa giriyoruz. Şimdi duşa gireceğiz. Duştan sonra neler yaptığımı, her spordan sonra, her duştan sonra saçıma neler yaptığımı size göstereceğim. Önce bir şu suyu içelim. Dolabımızı açıyoruz. Hemen burasıydı galiba dolabım. Aynen, bu kilit benim kilidim. Açalım bakalım dolabı. Şöyle sokacağız bunu. Aynen. Bu şekilde açıyoruz. Evet. İşte benim çanta. Bakalım çantada neler var. Şimdi dostlarım, saçıma sürdüğüm ürünleri size bir göstereyim. Hemen. Şöyle açalım hemen. Burada cüzdanımız var, arabanın anahtarı, parfümümüz var, maskemiz var. Koronada biliyorsun maske önemli. Şimdi duşa girmek için ne gerekli? Önce bir havlu gerekli. Şu havlumuzu bir alalım. Bu da benim kirli koyma poşetim. Şimdi bu üstündekilerin hepsini bir poşete atacağız. Bunlar temiz elbiselerim. Şimdi şu poşeti de alacağım yanıma. Her spordan sonra, her duştan sonra yaptığım şeyi size göstereceğim. Şimdi bana bir de temiz çorap lazım. Yazlık temiz çorabım yok muymuş? Şantamda kalmamışım. İnce yani. Vardı da nerede? Bakın bir de kuru yemişim var, gördünüz mü? Bizim var ceviz ve badem. Fındık falan koyalım. Ceviz ve badem koymuş. Temiz boxer'ımızı da alalım. Temiz doncuğumuz. Uzun çorabım mı varmış benim? Ha, bu da uzun çorap.
spor çorabı. Demek sporda da yazlıkları giymişim. Temiz boxer yine. Temiz şort. Aynen. Yapacak bir şey yok. Temiz kışlık çorabımız var. Kışlık çorapla gezeceğiz. Son bir de şuraya bakalım. Buraya bakmadık galiba. Bu sırada çantanın anasını ağlattık. Bütün elbiselerimiz kırıştı. Neyse, problem değil. Kalsın bu. Şunları alalım. Bunlar şimdi dükkan önemli. Bunları tekrardan bir dolaba koyayım ben. Duşta bile çekeceğim bakın. Duşta bile video çekiyorum size. Bu telefonun burada durması. Duştan çıkalım. Şimdi saçımı kurutacağım. Vücudumu kurutacağım. Sonra size saçıma neler sürdüğümü göstereceğim. O kadar sordunuz. Abi ne sürüyorsun? Abi ne sürüyorsun? Duştan çıktık. Kirlilerimizi koyalım. Şimdi dostlar, saçımı gördüğünüz gibi duştan çıkmış bir şekilde. Şimdi önce bak, ulan giymediğimi zannettiniz değil mi? Çok kaşarsınız, çok. Giymediğimi zannettiniz. Kandırdım tatlı yârim. Şimdi arkadaşlar saçımı iyice bir kuruluyorum, tamam mı? Salonda fön makinesi yok. Normalde fön makinesiyle kuruluyorum. Ama salonda fön makinesi olmadığı için havlumla iyice kurulamam lazım.
Şimdi saçım iyice kuruladım. Gördüğünüz gibi saçım kuru oldu birazdan. Şimdi arkadaşlar, benim sizin ne kadar iyiliğinizi düşündüğümü bildiğinizi biliyorum. Yani saçıma cidden cidden başka bir şey sürmüyorum. Evet, tek bakım kremim. Tek bakım kremim bu. Bu arada bunu da şampuan olarak ne kullandığımı da göstereyim. Şampuan olarak da bunu kullanıyorum ama İnanın bana bunu da, yani bu ürünü de tamamen rastgele aldım. Şimdi ben günde 2 defa 3 defa duş aldığım için, full spor yaptığım için en büyük şampuan hangisi onu aldım. En büyük şampuan buydu. Bunu aldım. İnanın bunu kullandığım için değil. Yani bunların nasıl etkileri olduğunu falan bilmiyorum yani. Gerçekten ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Bakım yapan bir insan değilim ama siz ne sürüyorsunuz diye bana sürekli sorduğunuz için ben de bir video yapayım dedim. Bunu aldım. Bunu ikinci sefer alışım. Güzel yani, tatlı. İsimlerini bile bilmiyorum bak. Bu L'Oreal'in mucizevi ya, güzelleştirici krem falan yazıyor. Buymuş. Bundan önce de böyle şeffaf bir şey vardı. Böyle fıstıklıydı. Fıstıyordum elime. Bayağı bir şeffaftı. Ondan sürüyordum. Şimdi biraz daha kurulayım. İyice kurulayım. Tam böyle biraz yaş kaldı. Fön makinesi olmadığı için saçımı tam olarak kurulayamadım ama olduğu kadar artık. Birazcık bundan sürüyorum. Bak, bu kadar sürdüm. Bu kadar elime koydum. Bu kadar. Şimdi bunu iki elime böyle yapacağım. İki elime böyle yaptıktan sonra saçımı süreceğim. Sonra saçımı böyle yaptıktan sonra, saçım şimdi ilk duştan çıktığım için böyle biraz ıslak gibi. Ama bu birazcık kabaracak kendisine geldiği zaman. Biliyorsunuz işte saçımın nasıl olduğunu. Bunu iyice yediriyorum ben. Şöyle iyice yedirelim. İşte bu kadar. Saçıma ne sürüyorum? Bunları sürüyorum. Bunu sürdüm ve bunu sürdüm. Saçıma bunları sürdüm, bu kadar. Yani ekstra bir şey sürmüyorum. Gerçekten gece uyumadan önce falan bir bakım falan bir şeyler yapmıyorum. Saçıma sürdüğüm şeyler bunlar. Şimdi bu biraz kuruduğu zaman daha güzel oluyor. Şu an saçım bayağı ıslak, bir de bunu yeni sürdüm. Nemli böyle. Ama kuruduğu zaman daha güzel oluyor. Bu videomu diye burada bitirelim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğenip yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Peace. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim. Benim saçlarım sadece deniz suyuna girdikten sonra mutasyon değiştiriyor. Deniz suyuna girdiği zaman inanılmaz dalgalanıyor. Yıkadığımda yine böyle oluyordu ama o tuzlu su inanılmaz değiştiriyor saçımı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Duşumuzu aldık. Neler kullandığımı da gösterdim. Kendinize çok iyi bakın. Son olarak temiz bir çocuk olun. Kızlar temiz çocukları sever ve temiz olun ya. Temiz olun abi. Bunun bir sebebi yok yani. Hepinizi öpüyorum. Benim takipçilerim temiz olsun. Anladın mı? Farklı olun. Temiz olun. Güzel olun. Bakın kendinize. Önce kendinize bakın. Sonra zaten hayat size bakacak. Hayat size güzel şeyler çıkartacak.
Biliyor musunuz, başka bir videomda burayı göstermiştim. Danıtların çok güzel göründüğünden bahsetmiştim. Ama diyette olduğum için yiyemediğimden bahsetmiştim ve diyeti yaptığım hedefime ulaştım. Fotoğraflarımızı çektik, videomuzu çektik ve bence bu danıttan çok fazla abartmadan bir tane hak ettim. Dostum, sadece bu danıtlar mı var? O zaman şundan yemek istiyorum. Kendim işim artmaca. Bu danıtı merak etmiştim zaten. Normalde bir gün belki danıt cheat meal de yaparız. Yani 10 tane danıt yediğim zaman da olur. Belki zorlarım, 20'ye kadar zorlarım. Bir de cappuccino aldım kendime. Ufak bir işim artıyorum. Sonra gece kardiyo yapacağım. Gece kardiyo yapacağım için zaten yiyorum bunu, açık söyleyeyim. Ben bu arada cheat meal yaptığım zaman yani bir kaçamak yaptığım zaman sonrasına kesinlikle bir antrenman koyarım. Yani cheat meal yapıp da nabzımı hızlandırmadan asla uyumam. Bunu da size söyleyeyim. Bu benim ince, aslında hiç de ince değil yani, gayet kalın büyük bir taktiğim vücut geliştirme konusunda, sağlıklı ve fit bir vücut olması konusunda. Ve yediğim şeyleri de asla ziyan etmem. Gördüğünüz gibi asla yediğim şeyleri ziyan etmem. Bu çok kötü bir şey. Bu yani bilmiyorum, ben hiç hoş bakmıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bırakmışlar. Bu arada videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen like atıp, yorum atıp, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda da görüşürüz. O zaman bir tane ısırıyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ne kadar spor yapsak, takılsak da akşam yine düştüğümüz yer işimizin başı. Burada Beylikdüzü'nde, bu da benim arabam biliyorsunuz. Beylikdüzü'nde şurası Kavaklı Petrol. Kavaklı Petrol'ün hemen altında sütçü oto yıkama. Buraya gelip beni sorup bulabilirsiniz, arabanızı yıkatabilirsiniz falan. Takılabilirsiniz. Nasıl reklam yapıyorum ama? Reklamlar.